Baba, ben cehennem falan istemiyorum. Bir daha görmeyeceğim o kadını yanında. Uzat bardağını. Ya tamam kızım be, tamam ya. Cuma'nın bir kazığıydı o bize işte. Onu da hesabını ayrıca soracağım. Sen hiç merak etme Bozgur babacığım. Ben her türlü hesabı sorarım Cuma'ya. Aferin benim canım aşkım. Sen bir güzel sor Cuma'ya hesabını. Ben sana icabında bir güzellik yaparım yani, anladın mı? Kips kips kips. Efendim. Buyurun Nesişah Hanım. Kapat o telefonu baba. Kapat! Ya hanımefendi, sizinle görüşmem uygun düşmez. Yani bakın, daha önce de söylemiştim, ben evli bir insanım. Evet, evli bir insan o. Yani lütfen ısrarcı olmayın, lütfen. Hala ne konuşuyor? Cır 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 be, ver şunu bana. Ver, kapat! Ya ne yaptın kızım? Ben zaten kapatacaktım be. Söyleyeceklerimi unutmamak için kapadım hemen telefonu babacığım. Çok önemli şeyler söylemem lazım sana. Ha öyle mi? Hı hı. Neymiş peki bu kadar önemli olan şey? Baba, eğer bir daha o kadınla konuşursan ben de evi terk ederim. Tezen acım, bak olaya bir de şu açıdan baksan aslında daha iyi hissedersin bence. Misal Bozdur babacığım kendine bir kısmet bulup iç güveysi olarak gitse... biz de seninle baş başa kalabiliriz değil mi? Bu çok güzel bir şey bence. Ha, oradaki bunun tam tersi oldu. Misal Bozgur babacığım cici anne getirdi eve değil mi? Cici anne kötü bir şey değil ki. Adı üstünde. Cici anne. Cici. Bir de bu evdeki işlerin biri tarafından yapılması gerekiyor değil mi? Ben senin için söylüyorum. Demek ben tek başıma bu eve yeterli olamıyorum. Öyle mi? Ben yetmiyorum bu eve bir kadın olarak. Çok güzel ya. Ben greve giriyorum ya şu andan itibaren. Grevdeyim yani. Bütün evin işlerini size bırakıyorum. Güle güle kullanın. Ne gerek var şimdi teyze? Aferin İsmail. Gel bir de koynuma gir yılan. İşlerin hepsini işinden çıkılmaz hale getirdin. Bir de grevimiz eksikti. Al. Koynuna mı gireyim? Sen beni herhalde Neslişah'la karıştırdın. İslişah değil benim adam, İsmail. Ulan döker müsse, görsün Nesli Mesli. Senin neslini kurdururum, yemin ediyorum Nesli. Hop, hop. Sofrayı toplamadan nereye İsmail Bey? Vallahi ben hiç karışmam Bozgur babacığım. Tezeneyi küstürdün, kız greve gitti. Bütün bunları kaçak et keserken düşünecektim. Ne kaçak eti lan? Hepimizin tasını attırma manyak. Eğer bu sofrayı toparlamadan çıkarsan evden son çıkışın olur. Bir daha da bu eve almam seni. Pislik güveysi. Bir de sana hizmet mi edeceğim lan ben? Ayıp oluyor ama Bozgur babacığım. Bu aşağılayıcı cümleler hiç yakışmıyor kahve fincana ağzına. Sen bana kaçak eti yakıştırmayı biliyorsun ama... zaten zehirli yılan gibi geldin girdin eve. Şimdi beni mi sokmaya çalışıyorsun? Sokar mıyım lan seni bu eve? Ya bu sofrayı toparlarsın ya eşyaları toparlarsın. Seçim senin. Ama benim gidip dükkanı açmam gerek Bozgur baba. Ben ekmeğim de insanım ya. Sen bütün gün akşama kadar evde oturuyorsun zıngır zıngır Ağustos böceği gibi bağlama çalıyorsun Bozgur babacığım. Toplasan ölür müsün? Ulan ben toplasam da toplanmasam da öleceğim zaten dingil. Dünya fani. Mesele olmak ya da olmamak değil. Mesele ölmek ya da ölmemek de değil. Mesele şu. Ya bu sofrayı toparlarsın ya da ben seni dağıtırım. Bari acık ucundan tutsam bana yardım etsem. Çok konuşuyorsun. Gerçekten çok konuşuyorsun. Kim çok konuşuyor Allah'ını seversen? Daha şimdi Shakespeare tirada attım. Lan sen tirada attın ama dua et. Demek ki aramızda söz hükmünü hala kaybetmemiş. Yoksa o tirad yerine ben sana sopa atarım, sopa. Gülperen'e gittikten sonra iyice çenene vurdu senin çenene. Kaçak etmeye başladın ama daha neler göreceğiz Allah bilir valla. Ben bilmiyorum. Bu tiradlarla ahlaki çöküşünün üstünü kapatamazsın, haberin olsun. Lan kaybol lan. Kaybol lan. Ahlaki çökmüş. Gidişin çökmüşüne bak. Hop, nereye lan? Görmüyor musun evin halini? Her taraf darma duman. Akşam daha ne yiyeceğimizi bile bilmiyoruz. Nereye gidiyorsun? İşler bitmeden hiçbir yere gidemez. Ya babacığım, benim işim var, gücüm var. Dükkanı açmam lazım. Anlamıyor musun sen ya? Yok anlamıyorum. Ama bu iş böyle olmaz. Benim tezenine konuşmam lazım. Tezene!
Teyzenle! Ay ne var İsmail ya? Şimdi teyzenacığım, malum benim dükkanı açmam lazım da. Sen diyecektim acaba evi toparlar mısın? Bu dağınıklık Bozkır Baba da bir parça asabiyet yaptı da o yüzden. İsmail ne yazıyor burada, kör müsün? Grev yazıyor, grevdeyim ben ya. İşmiş yapamam. Görüyorum ne yazdığını da evin hali ne olacak? Bilemiyorum, kendi aranızda halledin. Aramızda halledeceğimiz bir şey yok. Bütün işleri İsmail yapacak, o kadar. İç güveysi olmanın bedeli var koçum. Ulan yılan, zaten sen bu eve geldikten sonra her şey başladı biliyor musun? Bugün seni eşek sudan gelene kadar çalıştıracağım, o kadar. Ya ben ne anlarım ev işlerinden ya? Tesisat olsa sıkıntı yok, tamirat olsa sıkıntı yok. Her türlü yaparım da başka bir şey isteme benden. Ben ev işinden anlamam. Nereden istersen başla İsmail. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ama bana soracak olursan camları silerek başlayabilirsin. Kolay gelsin aşkım. Buyur. Ben camları mı sileceğim? Camları mı sileceğim ben? Ya gündelikçi miyim ben? Tesisatçıyım. Tesisatçı camlarla ne işim olur benim? Bizler nerede? Gelin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.